Geçiş oyununa hoş geldiniz. Mert Aktoruk'la birlikte bu kez kadro mühendislerinde değil, altı çizili de sizlerle birlikteyiz. Ben Mert'i sürekli durduruyordum kadro mühendislerinde. Bunu altı çiziliye bırakalım, Mustafa Koç'la konuşursun diye. Baktık Mustafa Koç konuşturmayacak. Biz de Mustafa Koç'u def edip ikimiz programı yapıyoruz bu hafta. Evet, merhaba Barış'cığım. Merhaba. Mustafa'nın güzel açılışını da özledik. Senin enerjin de Ruşen Çakır gibi merhaba iyi günler deyip açıyordu. evet, yani Mustafa Koç'un o yumuşak güler yüzlü ses tonunu da özledik ama eşi ufak bir rahatsızlık geçirmiş. Geçmiş Geçmiş olsun olsun. diliyorum. Yani ekip dökülüyor. Şanssızlıklar mı desek artık nasıl bir durumsa ikimiz ayaktayız sadece. İnşallah bize bir şey olmaz şimdilik yani. Bu hafta aslında çok dolu bir gündem var Barış. Hani bir yandan çok dolu, bir yandan da çok genel şeyler var. Hani Konuşmak istediğimiz üzerine çok şey konuşulacak. var. Mesela sen bir Evet. voleybol gurusu olarak Vakıfbank'ı senden dinlemek istiyorum. Ben de Efes'in Evet, Vakıfbank'ı şeyi de geçen konuşmak istiyorum. Mustafa'yla Sen da biraz Vakıf'la başla istiyorsan. Ne söylemek yani istersin Vakıfbank'ın şampiyonluğu ile ilgili? Biz hep konuşuyoruz aramızda da. Futbol hariç her branşta başarı geliyor aslında. Bir bugün gelmese yarın. öyle bir şey var. Futbol da demeyelim, şöyle diyelim. Bizim şey üstüne çok düştüğümüz endüstriyel futbol başarılı olamıyor. Çünkü engelli futbolunda da bir şampiyonluk geldi. Polonya'da olan bir maç vardı. Etimesgut finalde 5-2 sanırım yendi Polonyalı rakibini ve Avrupa şampiyonu oldu. Yani aslında sorun futbolda değil de sanırım toksik futbol diye adlandırabileceğimiz Türkiye bilindik futbolu da zannediyorum en büyük sorun bu. Onun haricinde gerçekten bütün branşlarda başarı geliyor. Hatta yani Türkiye'de tabii tesisleşme güzel son zamanlarda. Onu da atlamadan söyleyelim. Spora dair bir atılım söz konusu. Globalleşen dünyada artık insanların farklı sporları da izleyebilme olanağı buldu. Olduğunu da görüyor. Gerek internet, YouTube gibi mecralarda gerekse farklı TRT Spor Yıldız mesela bu ana akımda güzel bir kanal oldu. Onun haricinde farklı mecralarda da iyi amatör branşlarımız var ama çok büyük bir atağa kalkan son birkaç senedir. Kadın voleybolu ve tabii ki devlet bankalarının yatırımıyla birlikte oldukça iyi paralar harcanıyor oralara ve bunun karşılığında alıyor olmak gerçekten keyifli. Yani Galatasaray'ın atıyorum işte maaş bütçesinin 30 milyon euro olduğu yerde işte 1 milyonluk 2 milyonluk Östersund'a elenmesi gibi rezaletler söz konusu olmuyor. Burada paranın hakkı veriliyor. Bu da Vakıfbank'ın en önemli bir ülkelerden biri olan Vakıfbank'ın bu sene 5'te 5 yaparak alabileceği bütün kupaları tamamını alması gibi bir duruma yol açtı. Kendilerini tebrik etmek lazım. Guardiola'lı Messi'li, Guardiola'lı zamandaki Barça gibi oldular. Gerçekten elde etmedikleri başarı kalmadı. Başımıza taş Çok yağacak sen Guardiola'lı falan diyorsun. İyi şeyler söylüyorsun. yani Guardiola çok iyi bir hoca. Biz tabii aramızdaki muhabbeti dinleyenler bilmeyebilir. Yani Guardiola'nın ben Barış'ın demek istediği şu, ben Guardiola'nın böyle başaltı takımlarda ya da çok rekabetçi takımlarda, düşük bütçeli takımlarda da kendini ispat etmesi gerektiğini düşündüğüm için yani GOAT seviyesinde bir şeyden söz edeceksek bence bunu görmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden Barış burada biraz şey yapıyor Guardiola. Ben Guardiola'yı beğeniyorum ama kendini tam olarak ispat ettiğini düşünmüyorum sadece. Bunu söyleyeyim. Özellikle Şampiyonlar Ligi ki çok inanılmaz bir bütçeli bir takımda senelerdir garip yerlerde elenmeleri. Bayern'de de hatta böyleydi. Garip dediğin yarı finalde falan eleniyor. Ya finalde ya yarı finalde eleniyor. Real'den de Almanya'da 4 tane yemezsin ya Barış ya da Lyon'a da elenmezsin yani şimdi. Burada da sen biraz adamcılık yapıyorsun gibi geliyor bana. Sen Neyse. Vakıfbank'ı anlat. Boş ver şimdi biz Biz Guardiola'ya Vakıfbank'tan girmeyelim. devam edelim. Vakıfbank bu sene zaten çok iddiaya girmişti. Ligde zaten bir tane rakibi vardı bu sene. Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin normal sezonun ilk dönemlerinde oldukça kötü bir performansı vardı. Bunu Mustafa ile konuştuğumuz programda da bahsetmiştim. Zoran Terzic'in pasör çaprazında Anna Lazareva'yı konusunda çok ısrar etmesi, Lazareva'nın sakatlığının ardından Melissa Vargas'ın oraya geçmesi ve daha sonra yükselişe geçen bir Fenerbahçe. Fenerbahçe o süreçten sonra zaten Vakıfbank'a inanılmaz bir rakip oldu. Çünkü Fenerbahçe resmen iki vites arttırdı durumdan sonra. Hayırlı bir sakatlık oldu Lazareva'nın sakatlığı Fener için. Fakat yani Fenerbahçe
ile dostlar kırılmasın ama yine müthiş bir kaybeden takım hüviyetine büründüğü için Fenerbahçe yine inanılmaz yerlerden şey verdi. Yani yarı finalde, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-1'in rövanşını 3-0 aldılar. İnanılmaz oynadılar. Fakat altın sette yine bir anda düştüler. Onun haricinde ligi yani resmen almıştı Fenerbahçe. 2-1 öndeydi. 3 olan kazanıyor zaten. Ve setlerde de 2-1 öndeydi son maçta. Ve 4-5 fark vardı sanırım 19'a kadardı. 19 yani totalde alacağı 6 sayı vardı. Vakıfbank'ın sadece 2-2'ye getirmesi için bile 10-11 sayısı vardı. Oradan maç döndü. 3-2 aldı. 2-2 olunca zaten Vakıfbank bir anda favori duruma geçti. Oradan da şampiyon oldular ve tüm kupaları kazandılar. Şampiyonlar Ligi'nde de Imoko diğer tarafta Rus takımları elendiği için yarı final oynamadan direkt olarak çeyrek finalden sonra finale geldi. Onlarda zannediyorum biraz ritim kaybı oldu bu durum. Yani aslında lehlerine gibi olan bir şey aleyhlerine döndü bence. Dolayısıyla Vakıfbank favori çıkmıştı. Gayet de yani yorulmadan, Fenerbahçe son Fenerbahçe maçlarında kadar da sıkılmadan bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'ni ülkemize getirdiler. Gurur duyulacak çok fazla şey var. Gerek Türk oyuncuların hani birçoğu Şampiyonlar Ligi'nde daha az oynasa bile çok çok iyi oyuncularımız var. Zehra Cansu, işte Tuğba gibi inanılmaz oyuncularımız var. Ayça Aylin gibi. Yani hem ülke voleybolu adına hem kulüp adına inanılmaz başarılar bunlar. Umarım devamı gelecektir. Tabii en önemlisi de burada bahsedilmesi gereken herhalde Egonu'nun, Paolo Egonu'nun seneye Vakıfbank'ta oynayacak olması. İzabel Hak gidiyor. Hak'ın yerine Egonu geliyor. Bir vites daha üst sınıf bir oyuncu. Hatta dünyanın en iyi oyuncusu birçok insana göre. Tabii Vakıf'ta öyle bir aile ortamı vardı ki Hak zaten çok sevilen bir oyuncu ve takıma inanılmaz oturmuş bir oyuncu. Fakat Egonu ismine nazaran bir egosu da mevcut tabii. Onu Guidetti. Onunla baş etmek zorunda kalacak. Takım arkadaşlar onu nasıl benimseyecek onu ama göreceğiz. Ama vatandaşı da ya. İyi anlaşırlar bence. Yani muhtemelen öyle olacak. Takımla uyumunu merak ediyorum ben. Egonu'yu almak bir yandan ufak bir risk barındırsa da tabii ki çok daha üstün bir oyuncu geliyor. İnanılmaz yüksekten vurduğu smaçları biliyoruz. Bloklara çok aldırış etmeden vurur genelde. Çünkü çok yüksekten vuruyor. Yani çok büyük fark yaratacaktır. Eğer takıma uyum sağlarsa, o aile durumuna uyum sağlarsa Guidetti ondan verim almayabilecektir. Imoko'dan daha da ileriye de giderse zaten tartışması dünyanın en iyi oyuncusu olacaktır. Seneye Vakıfbank her girdiği turnuvada açık ara favori olarak başlayacak. Mükemmel işler. Umarım diğer takımlar da sadece devlet bankalarının o takımları değil Fenerbahçe gibi, Eczacıbaşı gibi, Galatasaray, Türk Hava Yolları, PTT gibi takımların hatta şu anda Çukurova da lige çıktı. Birkaç tane tecrübeli ama iyi oyuncu aldılar onlar da. Türkiye Ligi zaten İtalya ile birlikte en iyi liglerden birisi. Hatta şu anda gidişata göre de en iyi olacak sanırım. Çünkü Imoko'da bir bütçe düşürme durumları söz konusu. Ona nazaran Türkiye artık hem maddi anlamda hem de rekabet anlamında en üst düzey lig olacak. Vakıfbank'ı bir kez daha tebrik etmek lazım. Umarım bu başarı Voleybol Nations League'de, Viyana'da 31 Mayıs'ta başlıyor Ankara'da. Sen de gitseydin iyi olurdu ama senin çok ilgini çekmiyor voleybol. Ya ben seviyorum da Nations League falan bu voleybolda çok lüzumsuz organizasyonlar var gibi geliyor bana sürekli. Yok Grand Prix, yok Nations League. Yani Dünya Şampiyonası, Nations... Avrupa Şampiyonası tamam da diğerleri basketbolda da futbolda da çıkıyor böyle abuk sabuk. Yani ben sevmiyorum. Ama bir de o bizim UEFA Nations League'de karıştırmaman lazım. Çünkü gelen bütün takımlar hepsi çok iyi ve iyi kadrolarla geliyorlar genelde. O yüzden gayet güzel maçlar olacak. Voleybolda biraz kalacak zamanları yok. İşte Guidetti daha şampiyonluk kutlamasına bile gelmedi. Çünkü milli takıma kadar sadece 4 gün tatili var. Dolayısıyla hemen İtalya'ya gitmiş o da oradan. Yani zorlu bir durum onlar için ama en ya azından... Saç, konuşmuştuk daha önce de belki de. Yani biraz saçma buluyorum ben. Bu kadar çok organizasyonu. Oyunculara da yazık, izleyenlere de yazık. Ya işte Dünya Şampiyonası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun. Zaten kulüp maçları da çok ağır. Bir de voleybol diğer sporlara göre, özellikle futbola göre sadece Avrupa kıtasında oynanan bir spor olmadığı için. Ya mesela bizim işte galiba Tuğba Japonya'ya transfer olmuş. İşte Brezilya, evet. Brezilya Ligi de çok gelişmiş. Brezilya'da voleybol çok ileri. Yani çok uzun mesafeler de kat etmeleri gerekiyor milli takım için, kulüp takım için pek çok oyuncunun. O da zorluyor. Yani bu kadar olimpiyat da var bir de. Yani bu kadar zorlamamak lazım bence. Yani seviyorlar tabii. Yok Grand Prix, yok Nations League.
lastik, para basıyorlar ama. İşin iyi oluyor. İzleyecek bir şeyim oluyor. Ben seviyorum yani. Onun haricinde tabii birçok başarımız var. Yani burada sana pası atayım. Voleyboldan çıkarak inanılmaz bir hafta oldu. Türkiye'nin spor durumları için 19 Mayıs biliyorsun. 19 Mayıs haftasında tekvando'da Avrupa tekvando 11 tane madalya aldık. Para tekvando'da 8 madalya. Ampute futbolu demiştim az önce, Şampiyonlar Ligi'ni kazandık Etimesgut'ta. Kürek'te başarı var. Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda 2 Avrupa şampiyonluğu kazanıldı. Onun haricinde kadın milli boksörler var zaten. Çok bunlar da revaçta şu anda. Biliyorsun Buse Nazlar var. 5 altın 2 bronz var orada. Anadolu Efes tabii ki bunların da en üstünde ses getiren organizasyondu. 2 kere üst üste Euroligi kazandık Barış. Ne diyorsun? Ergin hocamı heykelini dikeceksin herhalde artık. Vallahi dikmek biraz zor olabilir ama kesin de dikmek lazım. Hoca da beton şimdi konu... hoca da şimdi şey diyor. Şey çalışan Hilti çalışanız. Hilti'de çalışmıştım daha önce. Ya hoca şey diyor bir de, Avrupa şampiyonasına hazırlansın şimdi taraftarlarımız diyor. Avrupa şampiyonu olacağız milli takımla diyor. Yani çok ilginç bir insan. Yani bunlardan sonra olamaz da diyemiyorum. Gerçekten çok takdir etmek lazım. Ben maçı izlerken sizle de konuştuk. Yani Poirier, Tavares ve Anthony Randolph uzunları olan takıma karşı Tibor Plyce ve işte çocuk gibi ergen oyuncular gibi oyuna girip hemen faul yapıp çıkan Dunstan'la. Plyce'ı da o kadar uzun süre oynatmak kolay değil. O fizikle 30 dakika oynadı. Yani onlarla maçı bir şekilde hani büyük takım gibi aldı. Real Madrid dünyanın en büyük spor kulübü belki. Real Madrid'i büyük bir takım olarak yendi. 2 sene üst üste kazanmak da çok zor. Çünkü tamam kadroyu koruması iyi bir şey. Ama öte yandan rakip takımlar da geçen seneki Efes'i görüp ona göre çözüm üretmeye çalışarak yenilmesi gereken takım olarak başlıyor. Onun için kadroyu korumak zorunda. Efes, şimdi Fenerbahçeli bazı yorumcular işte Efes'in kadrosu çok pahalı, başa çıkamıyoruz falan diyorlar. Efes'in kadrosu tamam tutmak için biraz para harcadı başkan ama hala CSKA kadar, Barcelona kadar, Real Madrid kadar bütçesi yok. Fenerbahçe'den belki biraz fazladır Fenerbahçe bu sene biraz için. Yani çok büyük bir başarı hocanın yaptığı. Ama artık birazcık değişim de yapması lazım kadroda. Bakalım onu gerçekleştirebilecek mi? Biraz dönüşüm lazım. Şimdi Simon da ayrılıyor. İşte belli ayrılıklar olacak. Oyuncuların yaşı çok ileri gitti. Bakalım onu yapabilecek mi? Yani 3. sene üst üste çok zor olur. Belki de isabetli transferler olursa yine Euroleague'de Final Four'a kalacağı çok muhtemel gözüküyor Efes'in ben. Yani kolay değil. Belli olmuyor işte. Neyin nasıl olduğu, ne zaman olduğu. Ama transferleri de şimdi mesela çok kötü transferler yaptığı da olmuştu Ergin Ataman'ın Galatasaray Euroleague'e katıldığında. Bir guard bulamamıştı. Şimdi Larkin'i Misic'i buldu. Galiba Larkin'i tutup Misic artık NBA'ye gidecek. Oraya birini alacak. Mesela kimi alabilecek? Will Clyburn'un adı geçiyor. Yani parayı verip Efes Clyburn'u getirebilirse o takım çok ilginç bir hale de gelebilir. Bilmiyorum. Göreceğiz. Bir şey diyemiyorum şu an. Muhtemelen anlaşıyorlardır oyuncularla kulüpler. Açıklanmadan bilemiyoruz. Ama gerçekten yani çok saygı duyulacak. Çok büyük bir başarı. Şu açıdan çok beğeniyorum Efes'in durumunu. Yani seneye çok düşük viteste başlıyorlar ve kademe kademe vitesi artırarak sezon sonuna mükemmel bir şekilde giriyorlar. Hani bunu yapmak da yani bunu zannediyorum bilerek yapılan bir durum. Çünkü her sene bu böyle gitmeye başladı artık Efes'te. Mükemmel getiriyorlar işin sonunu. Tam bir winner camia olmaya başladı Efes. Nereden yani Euroleague sonunculuğundan gelinen noktalar Ergen Ataman'ı gerçekten inanılmaz tebrik etmek lazım. Yani sonuncu aldığı takımı ligin bitimine birkaç hafta kala ertesi sene Final Four'a soktu. Hatta Final Four'da da finale kaldı, yenildi. Ertesi sene şampiyonluğa gidiyordu. Koronavirüs pandemisi girdi. 2 senedir de şampiyon oluyor. Sen şunu dedin hani sene sonuna doğru form tutuyor, çok iyi beceriyor diye. Hakikaten o bir beceri. Çünkü Euroleague tarihinde yani işte bu statüye geçildikten beri, uzun bir normal sezon oynanmaya başlandığından beri böyle bir şey var. Lig birincisi şampiyon olamıyor. Hatta ikinci de pek olamıyor. Üçüncü oluyordu genelde. İşte dördüncü olabiliyor. Efes geçen sene 3. olarak olmuş. Şimdi 6. olarak. Yani 6'dan aşağıda hatırlamıyorum ben. 7. 8. olup kazanan var mı bilmiyorum. Ama yani zaten saçma bir format olduğunu da konuşuyoruz. 34 maç oynadı Barcelona. Güzel. Playoff'ta bir maç içeride fazla oynadı. Final Four'a kaldığında karşısında Real Madrid. Yani öyle saçma bir format var. Sağ avantajı bir seride kullanıp bir maç diyor gidiyor. Onun için de yani çok şey yapmamak lazım. Çok önemsememek lazım normal sezonu. Şampiyonluğa oynayan takımlar için. Tabii ki playoff hedefi olan Monaco için değil. Veya işte seneye Bayern Münih için değil. Fenerbahçe nasıl olacak seneye bilmiyorum ama şampiyonluk için bir kadro kuran takımın çok erken
erken form tutmaması lazım. Real Madrid 2 senedir bu sıkıntıyı yaşıyor. Evet. İstersen ben şunu da söylemek istiyorum bu arada Efes'i konuşmuşken. Milan şampiyon oldu hafta sonu. City ile Milan'ın şampiyonluklarını gördük. Ben 2 senede çok sevindim. Milan'a daha çok sevindim. Çocukluğumuzun takımı. Ben Milan'ı çok severim. Ve Milan'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında şunu gördüm. Yani Milan'la Inter'in rekabeti de bizim Galatasaray Fener'den aşağı değildir herhalde, değil mi? Veya Juventus'la olan rekabetleri bizim üç büyüklerden aşağı şiddet değildir. Şiddet anlamında o kadar değil. Ne anlamda? Şiddet anlamında Galatasaray Fenerbahçe daha şiddetli bir rekabet diyebilirim. Ya bilmiyorum. Yani onların da aşağı kaldığını düşünmüyorum. Yani daha sarsıcı, daha seyirli ama aynı stadı paylaşıyorlar. Bizde böyle bir şeyin olma şansı aralarında yok. Aralarında oyuncu transferleri de oluyor. Evet, ama şunu gördüm. Ya Milan şampiyon olunca hemen Inter'le Juventus tebrik etmiş. Benim çok hoşuma gitti. Yani hep şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir şeyi başarmak için bir mücadele veriliyorsa ve karşında bir rakip varsa ve rakip senden biraz daha iyiyse ve şampiyonluk elde ediyorsa, başarı elde ediyorsa bence o seviye korunmalı ve tebrik edilmeli. Bu şeyi de içeriyor bence kendin tebrik eden için. Ya bu sene tebrik ediyorum, seneye ben bunları yenmek için elimden geleni yapacağım. Ve bu sefer de onlar bizi tebrik edecek. Onu sindirebilmek de önemli bence. Yani şey hoşuma gitmiyor benim. Tebrik etmeyip işte o şöyle yaptı, şurada şu oldu, burada bu oldu. Ya iyiydi, şampiyon oldu işte. Ben böyle görüyorum. Onun için onu da belirtmek istedim. Senle farklı düşündüğümüzü tahmin ediyorum. Yani evet şöyle. Şimdi ben tebrik edilmesini bir yanlış olarak bulmuyorum. Tabii ki güzel olabilir. Ama ben özellikle Türkiye'de böyle bir şey olursa bu işin ya bir siyasi taraf, siyasetçi tarafından ya da bir siyasi anlamda bir hamle olarak görüyorum. Yani işte biri birini alkışlıyor, biri birine şey yapıyor falan. Ya bir siyasi bir baskı oluyor takım. Birileri birileriyle kavga ediyor. Yani ben başarıyı kutlamayı da Türkiye'de çok samimiyetsiz buluyorum. Aksine işte o şampiyon oldu ama şu 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 şundan dolayı, bu bundan dolayı, hakemlerden dolayı, işte bilmem kimden dolayı falan gibi söylemleri de çok doğru bulmuyorum. Ben rekabette, bu tarz rekabetlerde birincisi bu çok net bir endüstriyel futbol. Hiçbir zaman iki tane okul arasında para almayan çocuklardan kurulu ya da elit sporlar, işte atıyorum basketbol gibi ya da golf gibi bir spor olmadığı için rakiplerin birbirini tebrik etmelerini çok zor buluyorum. Çünkü hepimiz şöyle bir kültürde büyüdük. Özellikle üç büyük takımı tutanlar bunu çok iyi bilir. Hatta Anadolu'da şöyle bir kültür yeşeriyor ve eskiden de böyleydi aslında. Eskişehirspor gibi, Bursaspor, Trabzonspor gibi takımların Bizans diyerek İstanbul takımlarından nefret ettikleri ve bu nefreti körüklediklerini de biliyoruz. Üç büyükler kendi aralarında zaten birbirinden nefret ediyor. Her fırsatta birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde etik anlayışı söz konusu değil. Dolayısıyla Galatasaray Fener'i tebrik etse samimi bulmayacak milyonlar da var bu ülkede. Ben de onlardan biriyim. Ben samimi bulmuyorum bu tarz şeyleri. İtalya'da da olmasını yani garipsedim desem şey olur. Yani Türkiye gibi belki olmayabilir. İtalya bize yakındır ama yani çok gerek olsun diye bir derdim yok. Çünkü Türkiye'deki futbol tamamen bir karşıtlık üzerine beslenen bir zemine oturmuş durumda. Bu karşıtlık zemini bir gün bitse emin ol Türk futbolu biter. Bence ben böyle düşünüyorum. Çünkü hani şu anki Türkiye gündemi de böyle aslında biliyorsun. Karşıtlık üzerinden yürüyen bir siyaset söz konusu. Hani dostluk işte şey olsa, barış olsa, bütün dünya buna inansa, birlik olsa uzanamayız biz uza. Yani biz Türkiye böyle bir ülke. Karşıtlık üzerinden beslendikçe takımlar bile satabiliyor, şey yapabiliyor bence. Öteki türlü ki bu ülkede spora dair ya da futbola dair bile ben bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Yani bu karşıtlık olmasa statların yarısından çoğu boş kalır. Şimdi bile kalıyor. Daha büyük karşıtlıklar olursa daha da çok boş kalır. Sadece başarıya giden takımın stadı doluya yakın olur. Diğerleri 5'te 1 bile dolmaz. Ben de sana diye şunu diyorum zaten. Demiyorum ki şey olsun, öyle yalandan tebrik etsinler. Diyorum ki olması gereken yani yalandan şey yapılsın, tebrik edilsin, birbirlerini yiyip demiyorum. Yani öyle bir ortam olsun ki tebrik de edilebilsin. Bir yarış yapılıyorsa sonunda tebrik de etmek lazım. Ya o şöyle olur mesela, bak ben sana bir örnek vereyim. Aklımda bir senaryo var mesela. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Burada Galatasaray'ın tebrik etmez. Şimdi burada mesela şöyle
renkli zamanlar oluyor. İşte Galatasaray biraz daha başarılı oluyor diyelim ki. Bundan sonra o aradan bir tanesi bir sezon sıyrılıp şampiyon oluyor. Bütün takımlar mesela özellikle o üç büyüğün iki tanesi hemen birbiriyle yakınlaşıyor. Dikkat etmişsindir ona yani. Bir Galatasaray'ın en başarılı döneminde Fener'le Beşiktaş birbirine al gülüm ver gülüm yapar. Bir ara Fenerbahçe başarılıydı mesela çocukken. Birbirlerini aşağı çekmesinler diyorum işte ben. Ve o zaman da mesela biz hep şey yapardık işte Beşiktaş bizim kardeş kulübümüz geyi yapardık. İşte Beşiktaş biraz başarılı olmaya çalışınca işte Galatasaray ile Fener'i kardeş yaptık diyorlar. Bilmem ne diyorlar. İşte renklileri barıştırdık diyorlar. Hani böyle ortamlar oluşuyor bizde biliyorsun. Dolayısıyla ben bu üç büyüğün ikisinin birbirini çıkarları için tebrik edebileceğini düşünüyorum. Diğeri daha başarılı olduğu için Trabzonspor'da da iktidara daha yakın olan ya da bir çıkarı olan varsa tebrik etmeye yanaşıyor. Diğerleri yanaşmıyor. Tamam zaten da mesela Galatasaray'ı Fener'i geçtim ben. Mesela Anadolu Efes Fenerbahçe'yi tebrik etmişti Euroligi kazandığı zaman. Fenerbahçe tarafından böyle bir şey gelmedi. İki senedir yok böyle bir şey. Ya Fenerbahçe basketbolda başarısız olduğunda çok sinirleniyor. Çünkü başarılı olabildikleri yegane şey lerden biri oydu tabii. Fenerlileri salacaksın üzerimize yapma. Bokstaki masa tenisindeki başarıları bir yana koyarsak onlar da çok önemli. Hani atlamıyorum asla. Ama en çok avundukları nokta her zaman basketbol oldu son dönemlerde. Şimdi o da ellerinden kaymak üzere. Onlarda iyice bir sinir bozukluğu yaptı. Bu sene de Efes'e salça oluyorlar. Daha önce de olmuşlardı. Bu Efes şampiyon olmuştu. Fener'in sahasında bir saldırı olmuştu taraftarlardan falan. Daha Sinan Güler'ler falan Efes'teydi hatırlarsan. Sahaya inmişlerdi. Hani ya Sinan Güler Kaya Peker'i saldırdı. O zaman da Kaya Peker'den nefret ediyorlardı. İki sene sonra Kaya Peker geldi Fenerbahçe'de oynadı. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin tebrik etmemesini de çok anlam veremedim. Onda da işte biliyorsun sıralamada. Taraftar tepkisinden dolayı işte size tebrik etse. Yani eminim şeydir Ali Koç'un şeyle bir problemi yok. Tuncay Özilhan'la falan problemi yani yok. Niye yani çok Fenerbahçelilerin her biri de şimdi basketbolu sevip takip edenlerin her biri de basketbol izlemeye, basketbolu sevmeye Efes sayesinde başladılar. Yani futboldan farklı olan nokta bu. Ama işte senin dediğin şu noktaya geliyorum. Ya bu futbolda takip eden bir kitle var. Ne kadar büyüklüğünü tartışabiliriz. İşte onların girmediği sporlarda başarı geliyor ama onlar girdikleri zaman o toksik atmosferi ona da sokuyorlar. Zaten Efes'in biliyorsun oldukça iyi bir seyirci kitlesi de oluştu. Yani Efes'in her zaman bir seyirci kitlesi vardı ama çok daha küçüktü. Başarı geldikçe sold out olmaya başladı bütün biletler. Ve kaliteyi koruyorlar. Yani bakıyorum gençler böyle çiftler, genç basketbolu sevenler. Şey de artık çok var işte futbolun bu toksik ortamı insanları soğuttuğu için futbolu üç büyükler işte aileden dolayı mesela Galatasaray'ı tutuyor da takip etmiyor maçlarını. Futbol takımına da işte pek ilgilenmiyor. Ama kendini ya çünkü şöyle de bir şey var şimdi İstanbul'da yaşadığımızı düşün. Sen Eskişehir'de yaşıyorsun ben Ankara'dayım. Ya kız arkadaşımla ben Galatasaray futbol maçına gitmek istemem. Keyifli bir gün değil. Bir aktivite değil. Stattaki atmosfer bir şey ifade etmiyor. Oynanan oyun da bir şey değil. Hiçbirininkinin oynadığı bir şey değil. Ama kız arkadaşımı alıp ben Efes maçına gitmek isterim. Ankara'da milli maç olduğunda da benzer oluyor. Gitmek isterim. Onu sağlamak önemli bence. Uzun vadeli de Efes şimdi bu başarıyı sürekli sürdüremeyecek muhtemelen. Belki Final Four'a da kalamamaya başlayacak 3-4 sene sonra. Ama artık bence seyirci kitlesini tekrar özellikle yeni jenerasyonda büyüttü. Bunun için de tebrik ediyorum ben. Yani birbirlerini benim de son söyleyeceğim. Birbirlerini tebrik etmesinler. Ben asgaride birbirlerine olmadık şekilde saldırmasınlar. Bu yeter diyorum. Tebrik etmelerine hiç gerek yok. Samimiyetsiz olur. Çünkü birbirlerinin altına oymaktan zaten herkes birbirine FETÖ'cülükle, herkes birbirine işte hakemlerin onları tuttuğuyla falan suçluyor. Federasyonun. Biri diyor ki Fenerasyon, biri diyor ki Federasyon Galatasaraylı, biri diyor ki Beşiktaşlı. Yani bu şekilde bir ortamda zaten birbirlerini tebrik etseler bence samimiyetsiz olur. Çünkü bir kaşık suda boğmak istiyorlar birbirlerini. Yalan iftiralarla sürekli işte şampiyonluğunu gölgeliyorlar birinin. Birini alaşağı etmeye çalışıyorlar siyasi bağlantılarla ve lobi yapmaya çalışıyorlar. Öncelikle hakem üstünden bu kadar lobiciliği bitirmeleri lazım. Federasyondaki lobiciliği bitirmeleri lazım. Futboldaki siyaseti bitirmeleri lazım. Ama kulüpler birliği bile bunlar kendi aralarında hiçbir şekilde birlik olamayan tipler. Bu insanlar birbirine hiç tebrik etmesinler. Türkiye için söylüyorum. İtalya'da varsa böyle bir şey yürekleri. Ya verdiğim örnek de Almanya, Hollanda falan değil. İtalya onun için verdi. Ya aslında tabii doğru diyorsun ama işte yine de o taraflara gittikçe biraz daha herhalde
herhalde medeniyet artıyor diyorum. Bize benziyorlar ama bizden bir iki gol. Şu da var. Üstünden. Yani ders de çıkarabiliriz işte Milan'dan. Milan'da kulüp içinde birbirlerini yiyorlardı. Şöyleydi böyleydi. Maldini geldi. Orada bir düzen kurdu. O düzenden sonra takım kadrosu da yani böyle dünya yıldızlarını toplamadı kadroya. Tabii ki bir para harcadı ama rakiplerinden az harcadı. O haliyle ligi iyi bir yapıyla Maldini önderliğinde yine Maldini bu sefer de yönetici olarak kurdu. Onlar çok da bir sıkıntılı durumdalardı. Pioli sezon ortası getirmişlerdi. Pioli başarılı olmuştu. İşte Ralf Rangnick'le de anlaşmışlardı. Anlaşmayı bozdular. Ben o an yanlış karar verdiklerini düşünüyordum ama doğru karar vermişler. Şampiyonluğa ulaştırdı Pioli. Neyse programı yavaş yavaş kapatalım istersen. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi şeyi diyecektim. Onu değinmedik ama en azından bir kelime etmiş olayım. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın halini vurgulamak açısından senle de bunu konuşmuştuk ama onu unuttun herhalde söyleyeceğimizi. Yani bir cümle edip geçeceğim. Yani helal olsun bu kulübü buralara getirdiler. Tebrik ediyorum. Dursun Özbek gibi Galatasaray tarihinin en kötü başkanlarından birisi. Biri değil en kötüsü. Gelmesin diye. Yok ben en kötüsü olduğunu düşünmüyorum. En kötüsü Burak Elmas. Ben ikinci sıraya belki yazarım. En kötüsü Burak Elmas açık ara bence. Yani Dursun Özbek gelmesin diye zamanında no name diyebileceğimiz Mustafa Cengiz getirmişti. Ya tek vasfı Dursun Özbek olmamaktı seçilirken ya. Çok doğru yani olan. Yani yeter ki Dursun Özbek gelmesin diye herkes Mustafa Cengiz'e oy vermişken tanımayanlar bile. Tanımıyorduk destekledik Mustafa Cengiz'i. Evet, tanımadığımız halde destekliyorduk biz ama yani oy verme hakkı olanlar bile tanımadan oy verdiler. Ve camianın geldiği nokta şu. Dursun Özbek lütfen gel ve takımı kurtar. Buraya geldi Galatasaray. Gerçekten kendi tuttuğum takımı tebrik ediyorum. İnanılmaz dibe batmış durumda. Nurettin Nebati'nin dediği gibi buradan daha aşağı gidemez herhalde Galatasaray diyorum. Umarım dibe vurmuştur. İlerleyen zamanlarda da çıkar. Bunu da bir belirtmek istedim. Çünkü her zaman program çekme şansımız olmuyor. Galatasaray'ı uzun uzun da konuşamıyoruz. Konuşuruz zaten... senle ya. Galatasaray'ı konuşuruz. Yok biraz zor konuşuruz. Çünkü ben artık çok futbol takip edemiyorum. Etmek de istemiyorum. Çok daha hak eden, takip edilmeye hak eden, konuşulmaya gündem olmaya hak eden sporlar var, sporcular var. Onların hakkını yediğimi hissediyorum. Kendi içimde biraz mutsuzum bu durumdan. O açıdan da biraz futbola ara vereceğim ama bunu da söylemeden de edemedim. O kadar içimde kaldı ki böyle çok tweet de atmıyorum artık. Ya muhtemelen para koyabilecek. Koymayı kabul edebilen tek insan Dursun Özbek koca camiada. Paralı insanlar vermiyor. Ben de olacağı söyleyeyim. Şimdi insanlar Dursun Özbek'i destekleyenler de muhtemelen ekibini falan söylüyorlar. Olacağı söyleyeyim. Dursun Özbek ekibiyle gelir. 3 senelik yetkiyi alır. 6 ay sonra Erden Timur'u da gönderir ya da pasivize eder. O neydi? Cemal Özgörke'yi de pasivize eder. O yine kendi kardeşiyle işte Levent Nazifoğlu gibi yine birilerini bulur. Beceriksiz. Onlarla işte şu bir tane ağlayan yöneticisi vardı. Onunla devam eder. Galatasaray da artık geçen sefer başaramamıştı. Yarım bırakmıştı işi. Bu sefer Galatasaray'ı batırır. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ı küme düşürür mü diyorsun? Evet. Ben Eşref Hamamcıoğlu'nu destekliyorum. Onu da yani Eşref Hamamcıoğlu'nu beğendiğim için değil. Mustafa Cengiz'de olduğu gibi Dursun Özbek olmamak benim için yeterli bir basın. Onun için destekliyorum. Neyse kapatalım istersen. Ağzına sağlık. Sağ ol. Senin de ağzın. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.